Geçmişten ders çıkartmaktan söz etti az önce yaptığı konuşmasında. Ama geçmişten söz ederken kullandığı bir ifade de tepkilere neden oldu. Akşener'in Sinan Ateş cinayetine tepki gösterirken kullandığı ifadeler eleştirilerin odağında. Ateş'in kızının yaşadığı korkuyu anlattı Akşener. Çünkü babasını torbacılar öldürdü. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi dedi. O sözlere özellikle DEM Partili isimlerden eleştiri geldi. Torbacılar öldürdü. Çünkü torbacılar katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık. Sinan Ateş suikastini anlatırken söylediği o sözler gündem oldu. Geçmişte de siyasi cinayetler oldu ama mertçeydi diye konuştu. İyi Parti lideri Akşener'in o sözleri tepkileri beraberinde getirdi. Cinayet ve katliam failleri, köy boşaltanlar suçlarını birer birer itiraf ediyor. Musa Anter, Mehmet Sincar, Muhsin Melik, Hrant Dink ve daha adını sayamadığımız binlerce faili meçhulün namertçe olduğunu biliyorduk. Şimdi kendinizi itiraf ediyorsunuz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında mücadele namertlerle onurlu barış mücadelesi yürütenler arasındadır. Mertlik buysa mertliğiniz batsın. Kürdü, Aleviye, Ermeniye, sosyalisti, aydını katlederek Türkiye'yi karanlığa sürükleyenler tarih ve toplum önünde mahkum edilmiştir. Düşmanlığın bile ahlakı olur ama bu karanlık şahsiyetlerin namertliği dünyaya nam saldı. Bugün dillerinden dökülen katliamcı zihniyetin itirafıdır. Akşener'in o sözlerine Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş sahip çıktı. Eşini katledenlerin kendisini de takip ettirdiğini, telefonlarını dinlettirdiğini söyledi. Eşimi, çocuklarımın babasını sokak ortasında iki torbacıya katlettirdiler, yetmedi. Doymadılar, tatmin olmadılar. Beni takip ettirdiler, telefonumu dinlettiler, evimin fotoğraflarını çektirdiler. Çocuklarıma ve bana bir gün bile huzur vermediler, vermiyorlar. Bunun adı alçaklık, korkaklık, yani namertlik değil de nedir? Akşener'in sözlerine dikkat çeken bir tepki de DEM Partili Pervin Buldan'dan geldi. Sosyal medya hesabından Akşener'in konuşmasını paylaşan Buldan o paylaşıma namertçe notunu düştü. Pervin Buldan'ın eşi Savaş Buldan 2 Haziran 1994'te İstanbul'da polis kimlikli, polis yelekli ve telsizli 8 kişi tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Cinayet hala aydınlatılamadı. Evet, Ayşe Ateş de tepki göstermiş ya da kimilerine göre Meral Akşener'in bu konuşmasını sahiplenmiş gibi değerlendirildi. Ama buradaki mesele tabii ki Sinan Ateş'in öldürülmüş olmasının namertçe ya da mertçe olup olmaması değil. Tabii ki bu bir cinayettir ve namertçedir ama hangi siyasi cinayet mertçedir? Mesele bu ki bugün Hrant Dink'in katledilişinin 17. yılı, dolayısıyla da aslında bu siyasi cinayetler meselesinde biraz konuşalım istiyoruz Sayın Seyirciler. Ama ondan önce, az önce aktardık, dün başkentte aday günüydü iktidar cephesinde dedik. 48 adayını daha açıkladı AK Parti. Ancak hala bu seçim puzzle'ında eksik parçalar var kuşkusuz. Hala bazı önemli noktalarda kararını vermesi gereken partiler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte İzmir adayını belirlemesi gibi, Antalya adayını belirlemesi gibi örneğin, ya da İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul adımını atması gibi örneğin, bunlar bu puzzle'ın şekillenişini kuşkusuz daha net hale getirecekler. Şimdi hem bir kamuoyu araştırmacısına, Semih Turan'a soralım isteriz, hem de bir Ankara gazetecisine, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş'e soralım isteriz. Önümüze çıkan bu tablo